4 aylık hamile Fahriye Evcen'in aşerdiği bir görüntü var efendim. Onu hemen gösterelim. Hadi Fahriye Evcen'e. Biliyorsunuz Karan'a kardeş geliyor. Cinsiyeti ne? Kız mı erkek mi? Hatta ikiz mi bile konuştuk, hatırlıyor musunuz? Ne olmuş, aşermiş ne olmuş? Anlamadım ben şimdi. Hamile kadın aşerir. Çok doğal bir şey. İzleyelim bakalım neyi aşermiş. İncir mi? İncirle Allah'tan kiraz. Mevsimsel bir şey. Kızılcık, kızılcık. Kızılcık. Allah'tan mevsimsel bir şey aşermiş. Değil mi? Düşünsene. Kışın karpuz da var kışın, değil mi bu işin? Tabii canım. Mesela ben öyle olmuştum. Sana karpuz getirmişlerdi bana. Nerede? Bulmuşlar. Şimdi şöyle bir şey ya, ben bu sanatçıları da anlamıyorum. Yani sanatçıların yaşamış olduğu şey gayet doğal ya. Bugün gittiğin zaman doğuda kadınlar 8 aylık hamile çapa çapalıyor, ekin ekiyor. Neredeyse çocuğunu tarlada doğuruyor. Anladın mı? Ne aşeriyor ne maşeriyor, hiçbir şey olmuyor. Bu ünlüler bir aşerdi, 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 aşerdi. Ne oldu aşerdi? Hamile kadın aşerecek tabii. Ne olacak? Yani işte Fahriye Evcen olunca haber oluyor. Farklı mı aşermiş oluyor? Fahriye Evcen olunca haber oluyor. Doğru söylüyor yani. Fahriye Evcen ünlü bir kadın. Allah'tan mevsimsel bir şey aşermiş de Burak'ı çok yormamış. Düşünsene şimdi yaz günü, ne kışın ne var mesela? Yani gerçi artık yaz kış her şey birbirine girdi. Karan'ın doğumunu hatırlamıyor musunuz? Angelina Brad çiftinin ilk bebeği kadar konuşuldu yani. Vay be, ne çocuk ne çocuk. Çocuk yani, işte güzel çocuk bir işte, çocuk tamam. O da çocuk işte. Ama işte ikisinden olunca tabii. ama ne kadar şey güzel. Aşermiş. Ne kadar güzel. Yani Fahriye Evcen'in hamileliğini konuşuyoruz. Burak'ın çapkınlıklarını, işte Moskova gezisini, şeyi, kızların ona ilgisini, Rus kızların falan hep unutturdu bu hamilelik. Tabii. Yani bu aslında bir aile olduklarında şimdi bir medya olarak da onlara destek oluyoruz. Sahip çıkıyoruz. Tabii ki de. Bu son derece güzel bir şey. Burak da herhalde uslanmıştır artık yahu. Yani karısının bu önemli günlerinde, değil mi? Hiçbir şeyini de duymuyoruz. Valla hamilelik süreci zor bir süreç değil mi Pınar? Biz bunu konuşmuştuk. Erkekler en çok hamilelik döneminde karılarını aldatıyor demiştik. Değil mi istatistiklere demiştik göre? Ya biz demedik, yani bu ihtimal her zaman diyor. Var mı? Bütün erkekler için biz geçerli demiyoruz. Mi? Tabii hepsi için geçerli. Çünkü erkeklerde duygusal boşluklar oluşuyor. Aynı ay boşluğu gibi. Bir de böyle kadını daha mı kutsal görmeye başlıyorlar. Daha şimdi o artık ona, anne yani figürü oluyor zaten ya. En büyük tehlike de o. Evet. Anne olarak görünce. Kadını ne kadar kutsal görüp anne gibi görürse bir erkek, işte o zaman ya sanki bütün erkekler öyleymiş gibi anlatıyorsunuz. O ona pas veriyor, o ona pas veriyor. Erkekleri, değerli izleyenler, erkekleri yerden yere vuruyorlar. Benim ya hayır, estağfurullah. Birbirlerine pas atıyorlar. Öyle değil midir, böyle değil midir, şöyle abi değil bütün midir. Bütün teknik ekip erkek. Sen de varsın neredeyse. Burada, sen de varsın. Sen de varsın, sen de varsın. Bilal Beyciğim. Alaçatı maceraları. Biz yol arkadaşıyız. Yıl arkadaşıyız. Dikkatinizi çekerim. Ne kadar rahatım ki görüldüğü gibi. Biliyorum. Çok rahatız biz Bilal Beyciğim. Biliyorum ama yani bütün erkekleri genellemeyin. Her erkek yani eşi hamile kaldığı zaman dışarıda arar diye bir şey yok. Öyle bir şey mümkün değil. Yani. Hayır, bu açıklanmış istatistik verilere göre nerede en çok ya? Aldatma doktor, doktor zamanları. Doktor bunlar ilçe mi söylüyor? Nerede? Eşlerini yani? En çok... onlar hamileyken aldattıklarına ne dair Bilal Beyciğim burada var. 48 evet. yıllık bir tecrübe konuşuyor. Konuşuyor. Tabii. Bebekken de bir tecrübe kazandın. 48 yıl diye. Hayatta her, bak bir şey söyleyeyim, öğrenmenin yaşı olmuyor biliyor musunuz Bilal Beyciğim? Şu Alaçatı'dan gidip gelene kadar bile neler öğrendim ben. Alaçatı'yı zaten Alaçatı'yı zaten yakında ben açıklayacağım, Alaçatı maceralarını. Gel beraber gidelim Alaçatı'ya. Bunları kaçırdım. Tatile götürdüm. Çok güzel eğlendiniz. Videolar da geldi oradan zaten. Gördük hepsini. Çok güzel eğlendiniz. Harikaydınız. Tatil hakkınızdı. Neler olmuş? Sizin de, siz hepimizin. Evet. Evet. Peki Hazal Kaya ile devam edelim. Ay o da hamile değil mi? Ay canım benim. Hamileliğin yakıştığı en güzel kadınlardan biri de Hazal Kaya. Ne güzel hamile, ne güzel bir anne oldu değil mi? Evet, hakikaten çok öyle. Yakıştı ona da hamilelik. Şimdi baksana bak. İlk bebeği de yine hamileyken yine çok sevimliydi. Yine böyle paylaşımlar yapıyordu. Çok yakıştırdı. Şimdi ikinci ben, bebeği kız olacak. Adında Leyla koyacakmış. Ay ne güzel. Neden Leyla koydular söyleyeyim mi? Niye? Ali Atay Leyla ile Mecnun dizisinde 3 sezon oynadı ve çok iyi diziydi. O da oraya çok yakıştı. Ali Atay da çok başarılıydı kocası. Daha sonra dizi bittikten sonra müzisyen arkadaşlarıyla beraber Leyla The Band diye bir grup kurdular. Ve orada yorumcuydu, şarkıcıydı, grubun şarkıcısıydı. Leyla isminin onda Ali Atay'da çok güzel hatıraları var. O grup kısa sürdü. Daha sonra bitti ama bir ara sahneye falan çıkmıştı.
çıktılar. Şarkıları tabii falan da vardı. Seda Alatay... Bakan da Leyla ismini koydu. Eski evet. isimlere bir geri dönüş var sanki. Eski yani isimlere. Eski isimlere var. Ben Hazal Kaya'nın aslında toplumsal olaylara karşı olan duyarlılığını her zaman çok takdir ettim, biliyor musunuz? Bazı ünlüler gibi kafalarını kuma gömüp böyle olaylara şey kalan bir kız değil. Bilhassa, ama sen geçen gün mesela geçen yayınlarda demiştin ki sanatçıların böyle siyasi ya da siyasi provokatif değil, şeylerin içinde kadınlar, olması kadın, doğru kadın, değil demiştin. Kadın haklarıyla alakalı. Ben siyaseti gerçekten onu her zaman söylediğimin arkasındayım. Bir evet. sanatçının siyaset yapmasını doğru bulmuyorum. Evet. Herkes işini yapacak. Siyasetçi siyasetini yapacak. Şarkıcı şarkılarını söyleyecek. Yani bu işler provokasyona dönmemeli. O zaman ne oluyor biliyor musun? Toplumda huzursuzluk, infial oluyor. Yani çünkü biz sanatçılar topluma mal olmuş insanlarız. İster istemez. Düşünsene ya, şeyi tartıştık, geçenlerde tartışmıştık. Şimdi konudan konuya geliyorum, kusura bakmayın da. Yıldız Tilbe hayvanlar konusunda bir tweet attı. Kaç tane hayvanın zehirlenerek öldürüldüğünü gördük biz. Evet. Çünkü maalesef. Sanatçıların maalesef böyle bir etkisi var. Var o yüzden canım. Evet, çok büyük etkisi var. Çünkü kitleleri oluşuyor insanların. Evet. Yani seni sevenlerin oluşuyor. Senin ağzına bakıyor. Ben Yıldız Silvi'ye hayranım diyor. O ne yaparsa, o ne derse onu yaparım. Yaparım diyor, diyor ve gidiyor, yapıldı da. Tabii. Bir sürü hayvanlar zehirlendi sokakta. Yani o yüzden ağzımızdan çıkan evet. kelime çok önemli. O kelime çıkana kadar bize ait, çıktıktan sonra sana ait olmuyor. Doğru. Ben her zaman yine bundan yanayım. Hazal Kaya'ya gelince kadınlara yönelik olan bakışını ve duruşunu çok beğeniyorum. Ne güzel, şimdi bir kızı oluyor. Artık anne kız kendi Hazal Kaya da ama duracağı yeri bilsin. Hazal Kaya da bazen aşırıya kaçıyor. Aa, öyle mi? Bilmiyordum. Bazen aşırıya kaçıyor. Öyle bu mi? Paylaşımlarında duracağı Aa. Yeri bilsin tabii. O da yani fren koyacağı yeri bilsin. Ha, bilmiyordum. Şeyi, bu Leyla ismi hakikaten benim de çok hoşuma gitti. Yani biz geleneklerimize, örf adetlerimize hep söylüyoruz ya. Kökümüze, geldiğimiz yere anne babaanne, bu isimleri yaşatmak lazım. Kesinlikle. Şimdi evet. bu saçma sapan isimler koyuyorlar. Ya çok uyduruk isimler. Bir de bize ait olmayan isimler koyuyorlar. Latince isimler, İtalyanca isimler koyuyorlar. Evet. Yani Fransızca isimler koyuyorlar anne babalar. Bunları da nüfus müdürlüklerinde de zorluk, vatandaşa zorluk çıkarmamak için memurlar yazıyorlar şeye. Aslında bunu ölçüp biçmek lazım. Her isim konulamaz. Konulmaması gerekiyor. Konulmaması gerekiyor. Bunun da bir olması gerekiyor. Ya bunun da bir şey olması lazım. Tabii ki bir ayarı, bir sınırı, bir şey olması lazım. Ya saçma sapan bir sürü isim. Onun için Ali Atay'ın ve Hazal Kaya'nın Leyla ismini koyması güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ayşe koyun, Fatma koyun, ne bileyim ben yani. Ne güzel, Pınar koyun, var. Didem koyun, Bilal koyun. Bilal-i Habeşi ismin manasını evet. soruyorlardı geçen gün. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ilk imamı, ezan okuyanı. Evet. İlk ezan okuyanı. Ya kendisi. İki mübarekle çalışıyoruz efendim. Yapımcımız da Bilal Özbilge. Bir Bilal evet, Özcan da burada. Mübarek ilk bir hafız, ezan da. Okuyan. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Evet, sizler de iyi ki varsınız. Evet. Peki bir son dakikayla devam edeceğiz. Demet Akalın sahnede düşmüş. Nasıl ya? İnşallah sağlık durumunda bir şey yoktur Demet'in. Yapma ya. Şok oldum. Hadi bunu daha evvel de. Var mı görüntümüzü? Evet, verelim. Bizi alın isterseniz, öyle verin. Bu. Nerede bu? Sahnede. Bak, sahnede şu an. Düştükten sonra mı burada? Şimdi sahneye gidiyor. Sahneye giderken. Hoppa. Ay, nazar değmiş Demet. Hoppa. Önemli bir şey yok. Hayır efendim, önemli bir şey. Sıcağına belli olmayabilir. Yapımcımız Bilal Özbilge konuşmuş ve şu an diyor ki yüzünde yara varmış. Yüzünde mi? Şimdi pat diye düşüyor. Ya. Ama buradan öyle algılanmadı. Dizinde pardon. Dizinde. Ya yüzünde olur. Evet. Normal. Yani yüzünde olmasın da. Arkamdan bir kız koşturuyordu demiş. Topuklu da yoktu ayağımda, o yüzden ayağım takıldı demiş. Çok geçmiş olsun Demet'ciğim. Dizde ama dizde önemli. Diz çok önemli. Allah korusun. Dizde meydana gelecek bir araz minisküse de neden olur. Bak, kötü düştü. Evet. Ama etrafındakiler de bakıyor ya. Kimse tutmuyor kadını. Bizden biri oldu. Bilal Beyciğim, ne yapsınlar yani insanlarda? Yine iyi refleksle hemen kaldırmışlar bir anda. Ya, iyi refleksle tutmuşlar işte. Yani iyi ki.
Çok geçmiş olsun. Hiç belli çok etmedi. Geçmiş olsun. Hiç belli etmedi. O acımıştır ya. Acımaz olur mu ya? Acımıştır. Yani. Acımış. İşte profesyonellik ne kadar zor tabii değil canım, mi? Tabii. Ben şimdi bir anım aklıma geldi. Yani her şey olabilirdi de yani sahneye çıkmadan önce ama profesyonelce devam etmiş sahneye. Anacığım istersen sahnede geldim şarkı söylerken düş. Tabii canım şarkı söylerken düştüm. Ama ben hala düşmüşüm sırtımda yani şarkıyı mi söylüyorum. Bırak direniyorum, diren buna söylüyorum vallahi. Yerdeyken devam edin. Aynen. Hiç bozmuyor. Tabii hiç bozmadan. Bak ne demiş yapımcımıza dizimde. Dizimde sorun var demiş. Dizimi vurdum demiş. Dizimi vurdum. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Bir şey olmaz. İzel'i gördünüz mü? Ya, İzel Çelik Ercan hız kesmeden evet konserlere ya, başladı biliyorsunuz. Evet. Bir anda çok yoğun bir turneye girdiler onlar bayıldı. Şimdi. İki konser verdiler Kuruçeşme'de. İkisi de full çekince Polat Yağcı dedi ki evet dedi. Biz turneye bir başlayalım en iyisi. Ne güzel ne güzel bir şey oldu. İzel'in tansiyonu düşmüş. Bayıldı. Zaten bayağı bildiğin bayılmışlar. Bayıldı. Çelik elini tuttuğu anda bırakıyor zaten. Kan şekeri falan mı var? Düştü. Evet. Acaba Demet'in bak düştü. Acaba düştü. Demet'in de mi tansiyon problemi vardı? Yok ne, ya ne, arkada, Bilal Beyciğim. Arkadan gelen kız ne yapmış ki? Eteğine bir mi şey basmış? Yapmamış. Eteği uzun. Bak ben de öyleyimdir. Eteğe mesela, basmış olabilir bak, ama. Şimdi düz ayakkabı giydiğin zaman evet bazen yürümekte zorlanıyor insan. Hele eteğin de uzunsa. Topuklu bak evet düştü bak. Ay, düştü bak düştü. Evet yine düştü. Düştü evet. Ama kimse de tutmuyor ya. Düşürüm. Düştükten sonra ben de kaldırırım. Niye o böyle tam... İşte güvenlik var arkasında onlar tuttu. Hmm. Son dakika. Kim tutacak sahneye çıkarken sahnede önü açılır dizine sanatçının. Dizine bakıyor rahat orada. Bak orada bakıyor değil mi? Ha, dizine bakıyor. Çok çok geçmiş olsun Demet. Çok geçmiş olsun. Ay çok oluyor geçmiş böyle olsun şeyler işte. İş kazaları. Allah beterinden saklasın. Aynen. Amin. Ya ben amin. Demet'in storylerine bakıyorum. Allah'ım oradan oraya arabayla çalışıyor? Öyle çalışıyor ki. Dedim ki kendi kendime Allah dedim yani çoluğuna çocuğuna başlasın. Bize de çok selam var tebrik ediyor yeni dönemimize. Sağ olsun. Gerçekten çok çalışıyor ve hep ömrü yollarda geçiyor kızım öyle, ya. Öyle. Yani Allah korusun yarabbim. Allah evladına sevdiklerine bağışlasın. Amin. Gerçekten kocası da yanında. Kocası da yanında. Evet. O da sahneye çıkıyor. Beraber çıkıyor. O önceden müzik yapıyor. DJ kocası. Evet. Çok da başarılılar. Evet. Peki. Evet. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftini konuştuk düğünlerini. Ay ben evlendiler artık kurtulacağız demiştim onlardan. Hala onları mı konuşacağız? Yok günlerdir hala gelinlikler düğünler. Ya, evlendiler düğünden artık ya. Gün yüzüne çıkmamış videolar, fotoğraflar her gün ayrı bir görüntüyle karşı karşıyayız. Biz bir hafta koptuk ya. Evet. O yüzden. İkili birbirlerine ilan aşkta bulunmaya başlamışlar sosyal medya üzerinden. Karıcığım kocacığım diye gibi mi? Kocacığım. Bilal Beyciğim. İlk zamanlar o cicim dönemleri ya. Bir tatlı geliyor değil mi? Bak bir bizim tatlı. Bilal Beyciğim'le cicim aylarımız hiç bitmedi. Evet. Hala Bilal Beyciğim diyorum. Evet canım benim. Çok iyi dostumsun sen benim. Hiçbir zaman da bitmez. Hiçbir zaman da bitmez. Ay aman Allah. Sen de dostumsun. Alınma hemen. Teşekkür ederim. Siz birbirinizi sevin de. Aman beni sevmeseniz de olur diyor musun? Olur mu? Sen... Seni sevmeyen ölsün. Biz üçümüz bir sac ayağıyız. Bir ayak eksik oldun mu? Olmaz. İşte bu ya. Ekip ruhu budur. Olmaz. Bu yüzden olmaz hala buradayız gördüğünüz olmaz gibi. Olmaz. Ve sizin sevginizle. Direniyoruz. Ve sizin diren. Evet. Peki evet, bu da en son çıkan fotoğraflardan bir tanesi. Evet. Sen dur o diğer gelinliği beğenmemiştin. Ay. Bu file demiştin değil hayatım, mi? Hayatım dün ben gittim. Şey söylemesi ayıp avokado aldım. Evet. Avokadonun koruma filesi var ya. Meyvelerin beni, evet. Beni izleyenler şimdi hanımlar ne dedi mi ne demek istediğimi anlayacaklar. Beyaz bir file evet. Sarıydı o ama onun beyazını giymiş ya. Ya çok acımasızsın evet, ya. Evet, çok Bilal acımasızsın. Ya, o kadar da değil ya. Avokadonun filesi gibi bir şeydi of o ya. Bak çok beni anlayacaklar ya şimdi beni izleyenler. Çok acımasız valla çok acımasızsın ya. Ben ilk gelini hiç beğenmedim. Ama ondan sonrakilerini beğendim. Avokado filesi dedi ya. Avokado. Çok acımasızsın hakikaten. Öyle. Kızın hayatının en mutlu günü ya. Kim bilir ne kadar çok şimdi, prova Bilal yaptı. Şimdi Bilal Beyciğim Allah mutlu kumaşını etsin. Kumaşını seçti, ya, beğendi. Ya tamam ama zevk denen de bir şey var para yani ya. Para ödedi mi ya sizce gelinliklere? Bence reklam yani. Yani tanıtımını yaptıysa, paylaştıysa. Canım tanıtımını yaptı ya Demet'ten daha tamam, güzel, model, popüler ya, bir kız şimdi bulamazlar şimdi para vermeyeceğim yani diye de o yani avokado filesini de giymem yani. Ya. Giymem. Tasarım. Tasarım gelinlik. Ya yok ya. Evet. Yani bilmiyorum. Bak diğerleri güzeldi ama o ilk gelini hiç beğenmedim ben. Hele şimdi Oğuzhan Demet de Koç'un diyor ki hep eleştirdiler beni diyor. Eleştirdiler diyor. Sonra bir ailece mutlu bir poz paylaştı.
esas bunu konuşun dedi. Mutluluğumuzu konuşun falan dedi. Milyonlarca liralık reklam teklifi gelmiş. İkisine birlikte hem de hem ayrı ayrı gelmiş hem birlikte beraber karı koca olarak çeşitli vallahi firmalardan. Ama o sana gelmezdi de vallahi Demet Özdemir'in şan şöhret ve nasıl diyeyim parıltısından şu anda Oğuzhan'a da yani gelecek yani bu evliliği, teklifler. Öncesinde geliyor muydu Oğuzhan'a Allah aşkına? Geliyordu. Evliliğin maddi kazancını ikisi birlikte yuvalarında aile olarak da görecekler. Şeyde Kenan Doğulu'yla Beren'e de gelmişti. Çok büyük bir firmadan, beyaz eşya firmasına evlendikleri zaman ve oynamışlardı. Çok büyük para almışlardı. Yani bizim halkımız tabii ki yuva kuran insanları destekler. Sen demin Merve de kocasını çok eleştirdin ama kutsal bir şey bu. Yuva kurana destek olmak gerekir. Yuva kuran çiftler insanlar tarafından da çok hoş görüldüğü için çok mutluluk kaynağı olarak ve aile yapısını da desteklemek tabii için de. Büyük firmalar da onlara yatırım yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla Demet ve Oğuzhan'a böyle teklif gelmesi bir şey merak ettim Bilal doğal. Bey'cim ya. Tabii. Demet'in boyu Oğuzhan'dan daha mı uzun? Uzun. Uzun. O yüzden ama Oğuzhan, o apartman topuklu uzun. Böyle giymiş. Topuklu bir... Çok ünlü bir markanın ayakkabısı ama... Evet ama boyu... Yani... Şimdi gelinliklerin altına hep apartman topuk tercih ediliriz. Demet zaten uzun bir kız. Çok da kısa değil yani Türk standartlarına göre. Bir de basmış apartman topu Oğuzhan kaldı mı küçücük yanında. Ya. Demiş başka türlü çözüm bulamam. Yani bir de o ayakkabının içine bir de iç takviye daha yaptırmış biliyor musunuz? Ben şaka. De onu duydum tabii. Onu nereden biliyorsun? Ayakkabıcılarda yapıyorlar ya ayrı takviye. Oradan kuşlarım var. Onların yakın arkadaşlarının iki tanesi arkadaşım. Çünkü yani o çok bir ince bir detay. Hem bu kadar topuk hem de içten bir tane de biraz daha yaptırmış eşitlemek için. Farkındaysan eşit gözüküyorlar. Eşit hani dediler ya resimlerini tuzlukla karabiberlik gibi duruyorsunuz dediler resimler. Evet, yağdanlık gibi. Ya da yağdanlık gibi duruyorsunuz sirkeyle, dediler. Sirkeyle zeytinyağı. İşte o resimlerde aynı boy gibi duruyorlar. İşte evet. Bu şekilde oluyor. Ama sanki onlarda böyle bir şop vardı gibi böyle sanki uzatmışlardı gibi boylarını. Buna takılmaları da doğru değil aslında. Demet'le Oğuzhan'ın ya niye takılıyorsunuz ki buna? Boy uzun boy. Hayır şimdi bizim neye yani, takılmamız hayır, lazım burada takılan musun? Oğuzhan. Bak evet, neye yani, takılmamız lazım? Evet. Şimdi biz bunları evlendirdik ya. Şimdi evet. Şuna takılmamız lazım. Ne? Çocuk ne zaman olacak? Acaba çocuk olacak mı? Sonra çocuk olacak tamam mı? Hay Allah bu Oğuzhan niye efendim Rusya'ya gitti mu? Kadınlara aldattı mı? Aldatıyor mu? Hadi aldatıyor ben hikayesi yazayım. Ondan sonra yani sonra da ayıracağız inşallah dermişim. Tövbe, yok canım yok ya. Ya, yok ya yani. Yok ya. Ya çocuk yapsınlar tabii canım artık ikisinin de yani yaşı 40'a doğru geliyor. Yapsınlar niye Demet Özdemir'e annelik yakışır? Yakışır Demet, tabii. Demet kaç yaşındaki daha? 30'u geçti işte. Demet, daha Demet bir kariyer yani. Yapmak istiyor ya. Daha ya, bence Demet yapmaz. Tam zamanı ya. Demet tam ya. Zamanı, Demet de küçük tam, değil yani. Tam zamanı ya. Size çocuk gelecek mi hemen arkadan diyorsun? Ya, bence gelmedi. Demet hızlandırılmış bir şekilde işleri alıyor. Belki de planlama yaptılar. Yani şimdi bazen hani maddi olarak da şu an hani diyor ki elimiz bir bollaşsın biraz iş alayım. Çünkü hamilelik döneminde yeterince verimli olamayabilir. Ama şu da bir gerçek. Gerçi Seda Bakan. Evlendikten sonra da aile çocukla bir oluyor. Ya. Çocuk olduğu zaman tam aile oluyorsun. Çocuk tabii. Olduğun zaman oluyorsun. Çok haklısın. Yani orada da onlara hak vermek diğer lazım. Diğer türlü ev yine aynısın yani. Yani anladın mı? Birlikte ama yaşayalım. Çocukla beraber aile olduğun için onlar da tabii ki hakkıdır inşallah. Şimdi bir iki sene beklesinler. Şu iki sene bu evliliğin kaymağını, maddi kaymağını yiyecekler. Oğuzhan Koç'un tabii. İşleri acayip arttı. Dediğim gibi reklam teklifleri geliyor onlara. Onları değerlendirecekler. Demet Özdemir de şimdi bu evlilikle birlikte medyada bu düğün ha evlendiler ha evleniyorlar ha bugün ha yarın derken medyada sürekli haberler çıktı. Demet Özdemir de kaşesini mutlaka artıracaktır. Artıracaktır evet. Bunun kaymağını yesinler biraz. Yani. Ondan sonra çocuk da yaparlar diye düşünüyorum.